Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. 80 günde Türkçe kampının 21. gününe geldik. Baya baya konular geride kaldı ama ne önemli konular var, ne önemli konular hocam. Sözcük türlerinin en paşa konusuna geldik. Bir numarasına geldik. Tabii ki eylemi konuşacağız. Bugün eylemin arkadaşlar, eylemde çatı, ek eylem ve eylemde kip başlıklarını konuşacağız. Tamam, çatı, ek eylem ve kip çok önemli 3 konu arkadaşlar. Aman dikkat, sonrasında uygulamalar, ardından inşallah da yapı gelecek, eylemsi gelecek, sonra uygulamalar. Sonra tekrar faslı başlayacak biliyorsunuz. İnanılmaz bir tekrar kısmı bizi bekliyor. Ses bilgisi, sözcükle yapı ve sözcük türlerinin tamamını tekrar edeceğimiz 3-4 günlük bir programımız var. Biliyorsunuz yayınladığım programda onu göreceksiniz. Peki hocam, uzattın. Allah aşkına başlayalım. Ya başlayalım da önce eylem muhabbeti yaparak başlayalım. Eylem nedir hocam? Tabii ki biliyorsunuz eylem, iş, kılıç diğer adıyla, durum ve oluş belirten, aman dikkat, ne diyoruz? Sözcüklere eylem diyoruz. İş, kılıç dediğimiz şey onu gelen kısımlar. Mesela onu getirdi, oluyor. Onu sormuş, oluyor. Onu seviyor, oluyor. Eğer bir eylemin başına onu getirebiliyorsanız onu sözcüğünü, tamamdır, eyvallah. Orada kesinlikle iş, kılıçtan bahsediyoruz demektir. Eğer eylemin başına onu gelmiyorsa o eylem bir durum eylemidir. Onu güldüler, onu durdu, onu baktık. Bütün mesele bu arkadaşlar. Cümleye falan ihtiyacımız yok. Bakarsanız olası bir böyle hani şöyle bir soru gelse, dese ki E şıkkında 5. cümlede işte iş kılıç eylemine ya da oluş eylemine ya da durum eylemine yer verilmiştir gibi. Olası bir seçenek eleme de işinize yarayabilir. Oluş zamanla gerçekleşir. Kendiliğinden de denir ama saygı duyarız o tanıma. Zamanla gerçekleşmesi çok iyi. Beyazladı, yaşlandı, paslandı, küflendi. Falanlandı filanlandı. Neyse canım artık. Eylemin küçük bir tanımı bu. Geç hocam geç. Sen sınav odaklı anlatımına devam et Allah aşkına. Eylemde çatı. Eylemde çatı dediğimiz zaman bakın dikkat, daha önce vurguladık. Hani test kitaplarında çözülmeyen testin adı demiştik bu konu için. Genelde bomboş bekler o kitapta. Önemlidir, cebe koyalım lütfen. Ne olur ne olmaz hazır olalım. Eylemde çatı dediğimiz zaman özne ya da nesnesine göre aldığı şekillere bakacağız. Unutmayın lütfen. Öznesine göre baktığımız zaman etken, edilgen, dönüşlü ve işleş başlıklarını görürken, nesnesine göre çatıya baktığımızda geçişli, geçişsiz, ettirgen ve oldurgan başlıklarını göreceğiz. Ve asla unutmayacağız arkadaşlar, isim cümlelerinde bakın dikkat, yani yüklemi isim olan cümlelerde, isim cümlelerinde çatı, aman dikkat, a, ran, maz, adam sana sorar aşağıdakilerinden hangisi işte etkendir, edilgendir, ya defterdi, masaydı, sıraymış diye bitiyorsa, yani yüklem isimse o cümle isim cümlesidir, o cümlede çatı aranmaz. Başlık eylemde çatı, uyuma, bak burada dalıyorsun. Başlık eylemde çatı hocam. İsimle işimiz yok bizim. Bizim işimiz eylem hocam. Aman dikkat. Peki öznesine göreyi konuşacağız. Etkenle başlayacağız. Yavaş yavaş aşağı doğru devam edeceğiz. Uzattın hocam. Hadi etkene bakalım. Etken yani hocam etkin. Yani hocam etki eden belli. İşi yapan belli. Gerçek özne, gizli özne. Hocam gizli özne de mesela yaptım diyor. Nasıl işi yapan belli? E kim yaptı? E ben yaptım işte. Biliyoruz, ben yapmışım. Gitti. Kim gitti? O gitti. Biliyoruz işte. Gerçek ya da gizli özne olacak. Aman dikkat. Ya gerçek özne olur bu etkende ya da gizli. Peki bakalım örnekleri arkadaşlar. Yine tamamen içerik, orijinal bir içerikle karşınızdayım. Sorulan soruları büyük bir dikkatle dinledik. Kim? O. Bak gizli özne. İşi yapan belli mi? Belli. E o zaman etken eylem. Eve erken geleceğini söyledi. Kim? O. Ödevlerini zamanında yaptığını belirtti. Kim? O. Çok bilinçli olarak arkadaşlar üçünü de gizli özne yaptım ki şu gizli özne hocam iş yapan nasıl belli falan sorusunu tamamen ortadan kaldıralım diye. Peki desem ki abim desem ya da ablam desem, uzatmasam, ablam bize bugün, hocam bu ne güzel bir yazı ya, uğrayacak desem. Kim uğrayacak? Ablam. Hah, işi yapan belli. İşte bu da yine etken çatılı. Genelde özne belli olduğu zaman gerçek özne, onu öğrenciler yapıyorlar ama belli olmadığı zamanlar, yani bu tarz örneklere hazır olmanızda büyük fayda var. Aman dikkat. Peki hocam, etkende işi yapan belli. Bu mu yani? Bu kadar mı etken? Tabii ki bir şeye daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kadar değil. Etken çatılı fiilde arkadaşlar L, N ya da Ş. Çatı ekleri asla olmaz. Şimdi azıcık bilenler için küçük bir hatırlatma yapayım. Bilmeyenler için devam edeceğim zaten. Şimdi L eki, N eki biliyorsunuz hem dönüşlülük hem de edilgen çatının eki değil mi? Dönüşlülük ve edilgen çatının. E Ş de işteşin. Yani bu ekler varsa ya dönüşlüdür, ya işteştir, ya edilgendir. E doğal olarak etken değildir. Etken de asla bu çatı eklerinden biri
olmamalı. En az bir dikkat. Olmayacak ama dikkat. Peki hocam, uzattın. Gel hocam, edilgene gel. Edilgen eylem dediğimiz şeyin adı üzerinde arkadaşlar. Edilgen, edilmek. Birileri tarafından yapıldı, edildi, söylendi. Tamam, lütfen unutmayınız. İşi yapan bilinmez arkadaşlar. Cümleden bunu çıkarabilirsiniz. L ya da ne? Yani adında gizli olan L, bakın dikkat. Ya da ne? Seslerinden, eklerinden daha doğrusu biri mutlaka olacak. Konu iştahla anlatıldı. Bakın dikkat. Anlamaktan anlatmak. Anlatmaktan anlatılmak. Bak L2'ni gördüm ben burada. Ha, birileri tarafından mı demek istiyor? Evet hocam. Bakın cümleye mutlaka birileri tarafındanı getirin arkadaşlar. Yoksa karışır. Dönüşümlülükle karışır. Birazdan konuşacağız. İşi yapan belli değil. Bu çok net bir edilgen eylemdir. Yemekler son dakikada yapıldı. Yapmaktan yapılmak. Birileri tarafından, bakın dikkat. BT. Tamamdır hocam, bu da edilgen. Sınıf özenle süslendi. Süslemekten süslenmek. Bu da ne ekinin örneği? Yine birileri tarafından. Cümlede işi yapanı asla bilemezsiniz. Mutlaka birileri tarafından sezdirir. Edilgen çatılı eylem. Hocam bu kadar mı ya? Vallahi de billahi de bu kadar hocam. Biz gözümüzle çok büyütüyoruz arkadaşlar, öğrenciler olarak. Çok büyütüyoruz. Aman dikkat, şöyle bakıyorsun. Ya edilgen çatı hocam, nasıl yapacağız Allah aşkına? Yemin ediyorum vallahi şu mahalle baskısından 3 örnek veriyorum. Normalde bir tane örnek yaz, bitti ya. Anlatıldı, bitti bu. 10 tane örneği, 40 tane örneği burada gerek yok ama ben tabii biliyorsunuz bıkmadan usanmadan örnek yazmanın dışında konu anlatırken bir de uygulama videoları, tam üstüne bir de fasiküller var bu sene. Yani inanılmaz uygulamalarla karşınıza geliyorum, yoksa çok rahat anlayacağınız konular bunlar. Bir cümle, iki cümle yeter buna. Gözünüzde yeter ki büyütmeyin. Bütün problem kafada hocam. Peki dönüşlü eylem, dönüşlülük, aman dikkat. İşi yapan yaptığı işten etkilenecek. Yani işi yapacak. O işten kendisi etkilenecek. Ha, iş kendisine dönecek. Dönmektendir. Ha, tamam hocam, anladık. N eki olacak, eyvallah. L eki olacak, eyvallah. Bunun da adı üzerindeymiş. Tamam hocam. Annem yarınki toplantı için hazırlandı. Hazırlamaktan hazırlanmak. Ekimiz var mı? Var. Önce eyleme gidiyoruz. Eki buluyoruz. Ben eyleme gittim. Ekimi buldum hocam. Uyuma. Dalıyorsun bak, daha 6 dakika olmuş, dalarsan. Ohoho. Arka sıralar. Hey. Bir canlan hocam ya, evet sana diyorum ya, dön ya. Lütfen haydi, çaylar çorbalar alınsın. Lütfen arkadaşlar, toparlanalım. Hazırlandı ifadesinde. Hazırlamaktan hazırlanmak. Tamam hocam, eki bulduk. E, edilgen de diyebiliriz. Nasıl anlayacağız? İşi yapan var mı? Bakıyorum. Annem diyor, bitti. Tamamdır, kesinlikle dönüşlü. İşi yapan yaptığı işten etkilenir hocam. Devam. Babam odayı bu halde görünce söylendi diyor. Söylemekten söylenmek. Ekimi gördün mü? Gördüm. Kim? Babam yapıyor bu işi. Tamamdır. Dönüşlü eylem bu kadar basittir hocam. Veya işte övündü desem mesela. Adam kendisiyle övündü. Kim? Adam. Övündü. Değil mi? Ne ekini burada çok rahat ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz gibi gibi gibi. Var mı soru işaretim? Yok hocam. Geldik işteşe. Şimdi işteş çatıda mutlaka şey eki olacak. Bakın adında iki kere geçmiş zaten. Unutma şansınız yok. Karşılıklı ya da birlikte. Unutma riskiniz desek daha hoş olur değil mi? Unutma riskiniz yok çünkü olumsuz bir şeyden bahsediyoruz. Peki hocam, karşılıklı ya da birlikte olma anlamı mutlaka olacak. Bakın ya da diyorum, İkisi de değil. Birinden birini mutlaka bulmalıyız. Bu soğukta yolun ortasında bekleştik. Beklemekten bekleşmek. Önce ek odaklı olun lütfen. Lütfen çatıda mutlaka önce eke bakın. Eki varsa, ek varsa tamam, oradan çok rahat yürüyebilirsiniz. Tamam, mutlaka ek. Peki buldum hocam. Beklemekten bekleşmek. Birlikte mi yapılıyor? Evet. Karşılıklı mı? Zorlayabiliriz. Fark etmez. Her türlü bir tane anlamını yakala, yeterli işleş olması için. Uzun süre mektuplaştık. Tabii ki buradaki şey ekimiz. Normalde aslında burada laşleş diye bir ek var ama çok gündeme getirilmez arkadaşlar. Yani şey ve laşleş diye genelde ben anlatıyorum. Konu anlatım kitabıma da koydum ama çok önemli değil. Bunu şey olarak da alabilirsiniz. Mektuplaştı. Karşılıklı anlamı var. Onunla bu konuyu tartıştık. En sıkıntılı örneklerden bir tanesi. Tartmaktan tartışmak. Tartıştı, tartıştık. Burada şey eki var arkadaşlar. Kelime kökü tartmak, çünkü tartışmalarda karşı tarafı tartarız. Sakın saçma gelmesin. Zor köklerde anlattım ben bunu. Dikkat. Konuştuk bunu fazlasıyla. Doğal olarak tartmaktan tartışmak. Birlikte mi? Birlikte ya da karşılıklı. Fark etmez. İşte şeylem budur. Mutlaka şey eki olur. Karşılıklı ya da birlikte yapılma anlamı taşımalı. Mesela servise yetiştim. Bak tek başına yapmış, karşılıklılık yok. Onu kabul etmeyiz değil mi? Mutlaka karşılıklı ya da birlikte anlamı taşımalı. Peki hocam, nesnesine göreye bakalım. Ya bu kadar basit olamaz bir konu ya. Vallahi billahi, yani eylem konusunun çatısı hocam. Eylem konusunun o genel başlığın çatı. Alt başlığı o kadar basit bir başlık ki inanılmaz. Saniyelik konular. Bakın eylemin başına onu getiriyorsunuz. Oluyorsa geçişli eylem, bitti. Ya Allah aşkına, nesne alıyorsa, alabiliyorsa, nesne geldiyse, nesne şuraya gitti. Hepsi hikaye, hepsi hikaye. Doğrular burada. Onu geliyorsa bitti. En basit diyelim doğrular. Herkes tabii doğru anlatıyor ama en pratik yol diyelim. Bu daha doğru olur. Resmi büyük uğraşlar sonunda tamamladı. Hah.
Onu tamamladı oluyor mu? Oluyor. Geçişle. Elindeki vazoyu yavaşça aldığı yere bıraktı. Onu bıraktı oluyor mu? Oluyor. Bitti. Ya vazoymuş, elindekiymiş, neymiş, nasılmış ya? Geç Allah'ını seversen ya. Onu gelmiyorsa da geçişsiz. Maç söylenenden derken bitti. Onu bitti. Olmaz, geçişsiz. Konuşanlar çoğalınca o da mecburen sustu. Onu sustu. Olmaz, geçişsiz. Allah rızası için ya. Bu kadar basit bir konu ya. Hocam ben geçişsizde şöyle bir sorun yaşamazsın. Hocam şu kitapta geçişli... Yok. Hocam geçişsizi geçişliye... Öyle bir şey de yok. Aman hocam. Aman hocam. Yani geçişsizi geçişliye geçirme oldurgan, onu konuşacağız da. Yani bir karışıklık olmaz yani. Şunu şunu yaparken... Yok. Geç hocam. Geldik ettirgene. Ettirgen adı üzerinde. Ettirmek, başkasına yaptırmak. Ha bakın dikkat. Daha çok başkasına yaptırma anlamı taşır. Mutlaka T, R ya da tır tır eki vardır arkadaşlar, olmalıdır. Peki nedir ettirgen? Ettirgen birazdan konuşacağız. Artı artıdır. Yani hem köke hem de eke onu gelmelidir. Onu sevmek oluyor. Onu sevdirmek oluyor. Artı artı ettirgen. Onu çözmek oluyor. Onu çözdürmek oluyor. Artı artı ettirgen. Çözdürttü de diyebilirsin. Yanlış olmaz. Çözdürttü doğru. Çözdürttü. Hepsi doğru. Hepsi doğru hocam. Hangilerini kullanıyorsak. Bu arada birden fazla arkadaşlar geldiği zaman bu TR tırtır var ya hani, ettirgenlik ve oldurganlık çatı ekleri. Eğer birden fazla geliyorsa yani çok alakasız ama cebinizde kalsın. Katmerli ettirgenlik diyorlar. Lan katmer olsa da valla yesek değil mi? Bismillah. Evet. Katmerli ettirgenlik diyorlar. Tamam. Şöyle yazayım ben tam olarak. Cebinizde kalsın. Hani katmer katmer deriz ya, böyle kat katı vurgularız aslında orada. Birden fazlaysa. Aa küçük bir ayrıntı çok da lazım değil. Neyse. Bilmek, onu bilmek, onu bildirmek. Bakın hem kökü hem de eki onu geliyorsa ettirgendir. Cebinizde kalsın arkadaşlar. Ettirgen sonuçta geçişlidir. Sıkıntı olmaz. İşte taktiği burada bir daha hatırlatalım. Artı artı taktiğimiz arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu artı artıyı da çok kullanıyoruz Türkçe'de. Bir eksi artımız var amaç sonuç. Artı artımız var neden sonuç, değil mi? Aynı zamanda artı artı ettirgende kullanılıyor. Eksi artı birazdan konuşacağız. Oldurganda kullanılıyor. Aman dikkat arkadaşlar. Taktiği zaten az önce konuşmuştuk. Geldik oldurgana. Geçişsiz bir eylemin geçişli yapma durumu. Onu bakmak olmaz ama onu baktırmak olur, değil mi? Onu baktırdın tabii ki. Ona baktırdım da gerçi biraz daha mantıklı gibi duruyor burada, değil mi? Onu baktırmak, yani köpeği baktırdım falan, biraz zorlama da olsa kabul edilebilir. Yoksa sorun değil. Yapmak, onu yapmak, onu yaptırmak çok daha bariz gibi. Ettirgen zaten daha çok hissettirir kendini. Ama onu baktırdım, arabayı baktırdım falan, biraz zorlama olur ama kabuldür, doğrudur. Tamam. Onu sızmak olmaz. Onu sızdırmak, tabii ki onu sızdırdı. Makmek diye baktığında değil de onu sızdırdı dediğin zaman tabii ki olur. Onu baktırdım. Kabul hocam. Eksiği artıya çevirdik. Yani olmayanı oldurdu. Ha nesne yoktu, nesne var hale geldi. Tamam hocam. Geçişsizi geçişli yapma. Ben buna oldurgan diyorum. Oldurganda da ettirgende de mutlaka ya T eki olacak, ya R eki olacak, ya da tırtır eki olacak. Bu üç ekten biri olmazsa ettirgenlik, oldurganlıktan bahsedilemez. Aman dikkat arkadaşlar. Var mı soru işareti? Yok. Bakın arkadaşlar. Etken cepte. Edilgen cepte. Etken de işi yapan belli. Edilgen de belli değil. Ekimiz belli. Değil mi? Dönüşlükte ekimiz belli. İşi yapan da belli. İşleşte ekimiz belli. Değil mi? İşi yapan var vesaire. Geçişli de mutlaka ama mutlaka onu gelecek. Geçişsiz de onu gelmiyor. Ettirgen de ikisi de artı artı. Yani hem köke hem de eke almış haline onu geliyor. Oldurgan da köke gelmiyor. Eke geliyor. Yani eksi artı. Bu kadar basit arkadaşlar. Çatı burada bitti. Tekrar tekrar unutmadan hatırlatalım. Siz de lütfen unutmayın. İsim cümlelerinde çatı aranmaz. Mesela C şıkkına baktın. Defteriydi diye bitiyor. Tamam, bunun yükleme isimmiş. Bu isim cümlesiymiş. Çatı aranmazmış deyip çatır çatır geçmen lazım. Var mı soru işaretim? Hadi gelin isterseniz eylemdeki bir konuşalım. Yeryüzünün en basit konusudur. En hafif konusudur hocam. Ve mis gibidir. Mis gibi tertemiz. Hemen bakalım. Eylemde kip. Kip dediğimiz şey daha çok zaman ifade eden kavramlar, zaman ifade eden ekler. Haber kipi dediğim zaman diğer adıyla bildirme kipi arkadaşlar. Şimdiki, geniş, gelecek, geçmiş ya da duyulan, görülen diye ikiye ayrılan bu başlık dikkat çekebilir. Şimdiki zaman eki yoğur arkadaşlar, biliyorsunuz. Aynı görevde kullanılan bir de makta mekte var. Makta mekte eki şimdiki zaman eki değildir. Ama o görevde kullanılır, unutmayın lütfen. Yoğur ekidir bizim şimdiki zaman ekimiz, geliyor gidiyor falan. Geniş zaman RRR olarak karşımıza gelir. Gelir gider bakar falan.
Gelecek zaman zaten acak ecek, yapacak, edecek, gelecek. Burada sorun olmaz. Geçmiş zamanda duyulan, adı üzerinde duydum ya, şöyleymişmiş. Görülen ya, gördüm ben, şöyleydi, böyleydi. Tamam, o da dı değil. Var mı soru işareti? Yok. Bunu tek tek eyleme çekmeniz gereği yok arkadaşlar. Cebinize kalsın. Dilek kipleri. Hani şu dilek şart, dilek istek falan diye anlatılan konu değil mi? Oysa dilek tasarlama diğer adı. Lütfen unutma. Gereklilik kipi dediğimiz şey melimalı. İstek kipi dediğimiz şey Allah aşkına yapma. Yapma şunu ya. Sase dediğini ta buradan duyuyorum ya. İstek kipi A şarttır sase. Emirin ise herhangi bir eki mevcut değil arkadaşlar. Gelmeli gitmeli falan gereklilik. Geleyim gideyim gidelim gelelim değil mi istek? Yaparsa giderse gelirse şart yap gel git. Hatta yazın diyor mesela yazınız. Yapınız. Her ne kadar kibarlık içerse de bariz bir emir kipi kullanımı cebinizde kalsın lütfen. Var mı soru işareti? Bence yok. Peki hocam, eylemde kipte biz neyi bilelim? Gelin isterseniz bilmeniz gereken basit çekimli ya da basit zamanlı, birleşik çekimli ya da birleşik zamanlı muhabbetini konuşalım. Eylemde kipte. Şimdi anlatacaklarımı bilirseniz soru kaçırmazsınız %100 hocam. Şimdi basit zamanlı eylem dediğimiz zaman D şıkkının vazgeçilmezidir. 4 numaralı cümlede basit zamanlı eyleme mükemmel bir seçenektir değişik. Hiç affetmezler. Basit zamanlı eylem, basit çekimli eylem Gülme hocam. Evet. Basit çekimli eylem diye de bilinir. Eğer eylemimiz gitmek, gelmek, koşmak falan bir tane kip eki almış ise basit zamanlıdır. Sormuş. Gitti. Bakar. Bakar ne be? Evet, bakar. Gelecek. Gelecek değil mi? Gidecek, bakacak, görecek. Bir tane kip eki varsa biz onu çok bariz bir şekilde, bu nasıl bir Allah'ını seversen. Evet, bir tane varsa basit zamanlı. Var mı soru işareti? Yok. Peki hocam, iki tane varsa birleşik zamanlı. Ha, tamam, basitmiş hocam. Sadece birleşik zamanlı da arkadaşlar dikkat, rivayeti, hikayesi ve şartı gibi ifadelere dikkat etmeniz lazım. Şimdi iki tane kip eki var, tamam mı? Bir, iki. Eğer ikinci yani son kip ekimiz mışmış diye bitiyorsa bir şeyin rivayeti diyoruz. Dığdı ile bitiyorsa bir şeyin hikayesi. Sase ile bitiyorsa bir şeyin şartı. Hocam ben anlamadım. Hadi gel örneklerle bir görelim. Mesela gelirse. Gelmek kelimesine ne gelmiş hocam bu eyleme? Geniş zaman. Sonra ne gelmiş sase? Geniş zamanın şartı. Gidiyordu. Yor şimdiki zaman dığdı hikayesi. Şimdiki zamanın hikayesi. Oba tamamdır. Horlayacakmış diyor. Acak ecek. Gelecek zaman mışmış de duyulan geçmiş zaman. Ha, gelecek zamanın rivayeti. Görürmüş diyor. Ir ir uğruyur. Ha, geniş zamanın rivayeti. Tamam. Silecekti. Acak ecek. Gelecek zaman dığdı. Hikaye. Ha, gelecek zamanın hikayesi. Bulmalıydı. Malım eli gereklilik dığdı hikaye. Gerekliliğin hikayesi. Ha, anladık hocam. Var mı soru işareti? Yok. Mesela yazmak eylemine yor ekini getiriyorum arkadaşlar. Şimdiki zaman eki değil mi? Bitti. Tek ek var, tek kip var. Basit zaman. Peki yazıyordu dersem, ha bak bir tane kip eki var, bir tane daha oldu. Bu birleşik zamanlı. Peki nasıl okuyoruz? Önceki zamanı bir konuşabilirsem okuyalım. Şimdiki zamanın dığdı ile biterse hikayesi. Mışmışla bitseydi mesela şimdiki zamanın rivayeti. Sasen'i bitseydi şimdiki zamanın şartı, onun kısmı güzel oldu. Evet, var mı soru işareti? Yok. Gayet net. Zaten bizi uygulama bekliyor arkadaşlar. Fasiküller var, uygulama videolarım var. Kafalar rahat olsun. Binlerce yüzlerce örnek göreceğiz. Uzattın hocam Allah'ını seversen. Bitir şu konuyu ya. Bitir hocam ya. Hadi gelin ek eylemi konuşalım. Yani hocam imek eylemini konuşalım arkadaşlar. Ek eylem dediğiniz şey budur. İmek eylemidir. Peki nasıl çıkar karşımıza? Evet, tam dört şekilde görürüz. İdi, imiş, ise ve tırtir. Mesela tırtir, bitmiştir, gelmiştir, görmüştür. Mesela ise, yaparsa giderse vesaire. Mışmış, gelirmiş, gidermiş. İdi, gelirdi, masaydı, şuydu, buydu. Gelirdi de olur, neden olmasın? Masaydı. Bakın dikkat arkadaşlar. Ek eylem zaman zaman isme gelir böyle, yüklem yapar. Zaman zaman da fiile gelir, buralarda olduğu gibi. Birleşik zaman yapar. Ama unutmayın, şimdi görevlerini söyleyeceğim. Tırtir birleşik zaman yapmaz. Bunu unutmayınız. Tırtir bakın gelmiş ama birleşik zamanlı demiyoruz buna. Tamam, çünkü tırtir herhangi bir zamanı karşılamıyor. O bir kip eki değil. Burada bir tane mışmış kip eki var. Başka var mı? Yok. O yüzden tırtirin geldiği örnekler birleşik zamanlı değildir şu görüntü. Tamam, unutmayın lütfen. Peki ek eylemin görevlerine geçmeden gelin isterseniz bir de iken kullanımından bahsedelim. Bir de böyle bir ek eylem var aslında. Üzerinde iken. Hocam bu zarf fiil değil mi? Hayır tabii ki. Çünkü üzerinde isim. Burada isim. Bunlara zarf fiil gelmez değil mi? Fiilimsiler fiil kök ya da gövdelerine gelirler. Üzerinde isim, burada da isim. Buradayken diyor. İşte bu ikenleri ek eylem kabul ediyoruz. Lütfen unutmayınız. Ek eylemin görevlerini şöyle bir hatırlatayım sizlere. İsme geliyor, yüklem yapıyor. Kitap isimken kitaptı, yüklem oldu. Oda isimken odaymış.
Yüklem oldu. Tamam, isme geldi, yüklem yaptı. Mesela güzel kelimesi tek başına isimdir. Hemen idi ekelemi gelsin, güzeldi. Hah, şimdi ne oldu? Yargı belirtti artık, yüklem oldu. Ben bunu böyle yazıyorum da hocam, şöyle yazamaz mıyım güzel idi? Yazabilirsin tabii ki. İkisinin de yazımı doğrudur. Aman dikkat, tamam. Fiile gelirse birleşik zaman yapar demişiz. Bilmek, bilir, bilirdi. Geniş zamanın hikayesi. Görüyordu. Şimdiki zamanın hikayesi. Bir de böyle bir durum var. Mesela ne olsun? Bakmak eylemi olsun arkadaşlar. Bakmış olsun. Tamam, bir tane mışmış gelsin. Bakmış idi. İdi ek eylemi geliyor, bakın dikkat, bakmıştı. Ha, bir ki peki, iki ki peki. Aslında imek ek eylemi var burada ama görmüyoruz. Genelde düşüyor. O geliyor ve birleşik zaman yapıyor. Bunu da unutmayın. Kısacası ek eylem ya isme gelir ya fiile gelir. Bitti. Başka da hiçbir durum yok. Şöyle gelebilir yalnız. Bu tehlikeli olabilir. Hangisinde farklı görevde? İlla isim mi yüklem mi yaptı, fiil mi bilmem ne demene gerek yok. Mesela A şıkkında bilmem ne isme gelmiş. B şıkkında bilmem ne isme gelmiş. C şıkkı fiile gelmiş. Cevap C der geçersin. Yani isme geldi, yüklem yaptı, fiile geldi. Bakayım birleşik zaman yaptı mı falan. Bunlarla uğraşmaya gerek yok. Yani çok çok böyle seni zorlayacak alakasız bir şey gelirse. Mesela şu tırtırı falan sorarsa. Mesela tırtır gelir, bilmek fiildir ama birleşik zaman yapmamıştır. Böyle ayrıntı bir şey gelmediği müddetçe tırtırla ilgili hayatta burada sıkıntı yaşamazsın. Bu soruda görevler noktasında arkadaşlar ismin mi fiile gelmiş diye bakarsan her türlü yaparsın. Uzattın hocam, taktik gelsin. İsim cümlelerinde ek eylem vardır, aman Allah'ım. Bu acayip bir not arkadaşlar, inanılmaz bir taktik. Bakın dikkat, zevkli geçen derslerden biri de Türkçe. Bu mu yani, cümle böyle mi? Hayır. Türkçedir demek istiyor. Bakın bu cümlede idi imiş iseyi göremiyorsunuz ama ek eylem var mı? Var diyorsunuz. Çünkü dırdırı kendiniz tamamlayabiliyorsunuz. Bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. İsim cümleleri, yani yüklemi isim olan cümlelerin tamamında ek eylem var kabul ediyoruz. Ya bunu sınavda 4 numara yapar adam. Bak ben sana söyleyeyim. Denizli der ki 4 numaralı cümlede ek eylem vardır. Sen de bir bakarsın idi imiş ise hiçbir şey yok. Yok hocam dersin, işte orada yanlış yaparsın. Lütfen uyuma, çok çok önemli. Uyuma demişken aman uyuma diyelim. E o zaman şu tırtır ile ilgili ayrıntıyı söyleyelim. Tırtır ek eyleminden bahsetmiştik. Gelmiştir, yapmıştır falan fistan değil mi? Ek eylemin geniş zamanı da dendiğini buna lütfen unutmayınız, tamam? Buna ek eylemin geniş zamanı da diyoruz. Peki arkadaşlar, bu videoda çatıyı bitirdik. Bu videoda ek eylemi bitirdik. Bu videoda eylemde kip konularını bitirdik. Yani ek eylem, çatı ve kip, çok önemli 3 konuyu bir videoda hallettik, bitirdik. Yarın inşallah uygulaması gelecek. Yarından sonra yapılar geliyor, eylemsizler geliyor. Sonra onun uygulaması, dediğim gibi sonra da küçük bir tekrar gelecek inşallah. Haberiniz olsun. Bomba gibi takibe devam arkadaşlar. Kısa videolara da başladım. Gün içerisinde hemen bu videodan sonra inşallah kısa videolar atmaya devam edeceğim. Haberiniz olsun. Onda da ilginize çok teşekkür ediyorum. Büyüksünüz hocam. Hadi devam edelim.